neler yaşanıyor operasyonla ilgili? Sabahtan bu yana neler olmuştu? Detayları senden alalım. Ebru Doğan, dün akşam saatlerinden itibaren zaten kayyum atamasından sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin etrafı polis bariyerleriyle çevrildi ve her katta şu an polis görevlerde olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde burada toplanan personeller vardı. Onlar da kimlik kontrolü ve aramadan geçirdikten sonra içeri alınmışlardı ve şu an öğlen mesaisine birçok personel de çıktı. Ancak içeride halen polis görevlilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bomba ekipleri, terör, istihbarat ve siber suçlarla ilgili tüm görevliler şu an belediyenin içerisinde. Her birim kendisiyle ilgili olan alanda çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii aslında belediyenin etrafında sürekli bomba köpekleri, uzman köpekler tarafından kontroller yapılıyor. Çünkü belediyenin etrafında olası bir olaya karşı da tedbirler en üst seviyede alınmış durumda. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyebiliriz Diyarbakır'da. Diyarbakır'da tabii Büyükşehir Belediyesi dışında diğer belediyelerin etrafında da polis önlemleri en üst seviyede alınmış durumda. Tabii önlemlerin başında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi geliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak suçu ve suçlu yönmek suçlarından 9 ayrı soruşturma ve yine İçişleri Bakanlığı tarafından da ayrıca 3 soruşturma vardı hakkında ve bu soruşturmalar nedeniyle de görevden alınarak yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kayyum olarak atandı. Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlayan Hasan Basri Güzeloğlu şu an halen belediye başkanlık makamında, belediyenin görevleri, daire başkanları ve diğer uzmanlarla halen toplantılarını devam ettiriyor. Ancak belediyenin tüm anahtarları az önce bir çilingirci çağrıldı ve çilingirci tarafından özellikle makam katı ve diğer birçok stratejik olan katlar, odaların tümünün anahtarları da değiştirildi. Az önce bu değişiklik de yapılmış oldu. Dediğim gibi Hasan Basri Güzeloğlu şu an halen makamda toplantısını devam ettiriyor. Ve tabii ayrıca bir gelişme daha vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmişti ve o fotoğrafta Hasan Basri Güzeloğlu'nun makama gelmesinin ardından da o fotoğrafta tekrar yerine asılmış oldu. Tabii aslında 29 ilde gözaltılar vardı ama bu gözaltıların başında Diyarbakır geliyor. Diyarbakır'da yaklaşık 30 kadar kişi sabahın erken saatlerine kadar eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alındı ve çoğu da HDP'li yöneticiler olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için belediye öğlen mesaisine geçti. Personeller sadece sabah saatten itibaren belediyeye alındı. Buraya işlem yapmak için gelen vatandaşların bir süre alınmadığını söyleyebiliriz. Çünkü işlemler bugün için yapılmayacağını polis görevlileri onlara söylüyor. Yarın belediye gelmeleri noktasında da uyarılar yapılıyor. Dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından vekil olarak, belediye başkan vekili olarak Hasan Basri Güzeloğlu şu an makamda ve o makamda da ki belediye görevlileriyle de toplantılarını devam ettiriyor. Tabii 31 Mart'ta seçilmişti Selçuk Mızraklı ve o süreçten bugüne kadar belediyenin yapmış olduğu hizmetler, çalışmalar ve faturalarının tümü şu an için inceleme alındı uzman ekipler tarafından. Yani o fatura karşılığının da neler yapıldığı, onların tespiti noktasında da çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve şu an için belediyenin tüm katlarında polis ekipleri olağanüstü önlemlerini almış. Ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını, Diyarbakır'da herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyleyebiliriz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerindeki polis önlemleri tabii ki devam ederken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde de şu an için polisin önlemi var. Ancak bu önlemle birlikte herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı diyerek sözü tekrar size bırakalım.